Evet canlarım kümelerin üçüncüsüyle beraberiz. Bugün arkadaşlar sizlere yeni nesil çok güzel sorular çözeceğiz. Kümelerle ilgili son noktayı bugün arkadaşlar koymuş olacağız. Bir sonraki günde sizlerle beraber kartezyen çarpımı da işleyeceğiz tabi. Kümelerde biri yaptık, ikiyi yaptık ama üçte arkadaşlar can alıcı soruları koyduk. Şimdi hemen sorularla başlayalım. Birinci sorumuz. Aşağıda verilen şekilde çemberlerin içerisine yazılan A, B, C, D ve E boş kümeden farklı kümeleri aynı evrensel kümenin alt kümeleridir demişler. Bakın burada şekil verilmiş. Altında şu denmiş. Çemberlerin arasında yazan rakamlar arasında bulunduğu çemberlerin çemberler içerisindeki kümelerin eleman sayıları arasındaki farkı göstermektedir. Yani A ile B'nin farkı 1. B ile C'nin farkı 2. Bunu göstermek demiş. Fakat burada şu da verilmiş. Bu bizim için önemli. D'nin tümleyeni küçük, E'nin tümleyeni küçük, C'nin tümleyeni şeklinde gidiyor. A ile E'nin eleman sayısı da toplam. Bu C'yi sormuş. Şimdi bakın. Şurası ne demek arkadaşlar? Burası ne demek? Bunun üzerinde duralım. Bak. Şimdi ben D ve E kümesi alayım. Basit bir şekilde. Tamam D ile E. Demiş ki D'nin tümleyeni küçüktür. D'nin tümleyeni. D'nin dışı neresi? Şurası değil mi? Yani buraya ne diyeyim arkadaşlar? Bir. Küçüktür E'nin tümleyeninden. E'nin tümleyeni arkadaşlar neresi? O da şurası. E burası da ne olsun? 2 ile 3. Bak. Neden? 2 ile 3 birden büyük. Çünkü o şekilde demiş. Ha, o zaman bakın D'nin tümleyeni E'nin tümleyeninden küçük ise e, bunun olayın tam tersi nedir? D büyüktür E'dir değil mi? Burada S D büyüktür S E'dir değil mi? Yani bu şekilde gider. Yani burası da ne olur? S C'den büyük. S A'dan büyük. Arkadaşlar S B'den büyük. Eleman sayısı B'den büyük tamam mı? Burada ne yapmış olduk? Neden D'nin tümleyeni E'den küçük ise D e'den büyük oluyor? Burada ispat etmiş olduk. Şimdi burası bizim için önemli. Şimdi gelelim sorunun şu kısmına, buradaki kısmına. Demiş ki arkadaşlar A ile B kümesi arasındaki fark bir. Şimdi A'ya bakıyorum. A B'den büyük mü? Büyük. O zaman bakın A B'den büyük ise burada ne olur arkadaşlar? Şu olur. Ben buraya x artı 1 dersem burası ne olur x? X artı 1 ile x'in farkı ne olmuş oldu arkadaşlar? Ee, 1 olmuş oldu. A, B'den büyük olduğu için. Şimdi geliyorum. B ile C'ye bakıyorum. Ee, B burada, B burada, şurada, C de burada değil mi? C, B'den büyük olduğu için. O zaman bu da ne olur? X artı 2 olur, değil mi burası? X artı 2'den x'i çıkarırsan arkadaşlar ne olur? 2 olur. Ondan sonra C ile D'ye bakıyorum. Yani bununla buna. He, yani D C'den büyükmüş. Bu bundan büyükse o zaman D nedir? X artı 5'tir değil mi? X artı 5'ten X artı 2 çıkarsa 3 olur. Ve D ile E'ye bakıyorum. E, D E'den ne? Büyük değil mi arkadaşlar? D E'den büyükse burası da o zaman nedir arkadaşlar? X artı 3. Çünkü X artı 5'ten X artı 3 çıkarsa ne olur? 2 olmuş olur. Bir de demiş ki A ile E'nin toplamı yani x artı 1 ile arkadaşlar x artı 1 ile E'nin toplamı yani x artı 3'ün toplamı eşittir neymiş arkadaşlar 24. 2x eşittir 4'ü at öbür tarafa 20. x eşittir kaç çıkar buradan arkadaşlar? 10 çıkar. Bize neyi sordu? C. C'miz neydi arkadaşlar? C burası değil mi? Şurası. Yani C eşittir. X artı 2'ydi. E buradan yerine yazarsak 10 artı 2'den cevabımız ne çıkar? 12 çıkmış olur. Evet. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Bakın. Sorumuz şu. Eleman sayıları eşit olan boş kümeden farklı iki küme ile bir toplama işleri tanımlanıyor. Bu kümelerle eşit eleman sayısına sahip yeni bir küme oluşturuluyor diyor. Toplama işlemi elemanları soldan sağa doğru artan A ve B kümesi bu şekilde verilmiş. A artı B ne ile oluşmuş arkadaşlar? A artı B bunların toplamı ama ne şekilde oluşmuş? Bak A ile neyin toplamı arkadaşlar? N'in toplamını almış değil mi? Ondan sonra B ile M'nin toplamı. C ile T'nin toplamı değil mi? Bu şekilde gitmiş. Ondan sonra en son ne olmuş? E ile X'in toplamı. En sonuncu da gelen E ile X'in toplamı. Ondan önce ne gelmiş? D ile ye. Ondan önce ne gelmiş? D ile Z gelmiş. Şimdi kümeleri için A artı B'nin en büyük en küçük değerlerin toplamı 98 ise M nedir demiş şimdi. Dikkat edin arkadaşlar. Burada eleman sayıları ne bunların eşit. Yukarıda öyle demiştim. Çünkü S A eşittir ne? S B. Yukarıda söylediği bu. Burada söyledi bu. Eleman sayıları birbirine eşit. Evet eleman sayıları birbirine eşit ise yani burası m n'e eşittir? 2 tane n'e eşittir değil mi burada arkadaşlar? 2 tane n'e eşittir. Eleman sayıları eşit olduğu için. He, burada bakın. Burada bakın. Şuraya ele aldığınız zaman. e artı x en büyük sayı oldu değil mi? Yani n artı 2'yi aldığımda. Şurada. Şurayı elde etmiş olayım. He, bakıyorum arkadaşlar. a artı n. a artı n de en küçük sayı. Yani. 1 ile 2N'in toplamı 2N artı 1. İşte bu en büyük ve en küçük sayıların toplamı işte bu ikisinin toplamı eşittir neymiş arkadaşlar 99. 3n eşittir 3'ü at öbür tarafa 96 en eşittir kaç çıkar 32 çıkmış olur. Bize m'yi sormuştu m eşittir 2n de değil mi? Ya 2 çarpı 32'den arkadaşlar 32'den ne eder burası 64 çıkmış olur diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Gelelim bu sorumuza arkadaşlar. Ardışık her iki terim arasındaki farkı birbirine eşit olan sayı dizelerine aritmetik sayı dizisi denir demişiz. Birbirine eşit olan. Buna göre A kümesi 1'den 12'ye kadar kümesinin elemanları kullanılan, elemanları bir aritmetik sayı dizisi oluşturabilen 5 elemanlı kaç küme yazılabilir? Aradaki fark eşit olacak. 5 elemanlı kümelerin sayısını sormuş bize. E şimdi bakın birden başlayalım. 1, 2, 3, 4 arkadaşlar 5 yazdım. Ondan sonra arkadaşlar ne yazabilirim? 2, 3, 4, 5, 6. Sonra 3, 4, 5, 6, 7 değil mi? Bak bunlar hep 5 eleman. Nokta nokta en son 8, 9, 10, 11, 12 yazabiliriz değil mi bunlar arkadaşlar? Bakın. 1, 2, 3 zaten bundan sonrasını yazamıyorum değil mi? 9, 10, 11, 12, 5 elemanlı olması için 13 olması lazım ama 12'ye kadar ee, 1, 2, 3 Kaça kadar geliyor? 8 Yani farkı farkı 1 olan 8 tane var. 8 tane 5 elemanlı küme var. Evet. Devam edelim. Farkı iki olanlara bakalım. 1, 3, 5, 7, 9 değil mi? 2, 4, 6, 8, 10. Ondan sonracığıma e, bunu da yazdık. 3, 5, 7, 9, 11. Ve, 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 ve. 4, 6, 8, 10. 12 Bakın farkı 2 olan kaç tane var arkadaşlar? Farkı 2 olan. 1 2 3 4 tane var değil mi? Farkı 2 olan 4 tane var. 5 basamaklı arkadaşlar. 4 tane var. Şimdi de farkı 3 olanlara bakalım arkadaşlar. 1 4 7 10 bak. 3 3 3. 10 sonra ne olacak? 13. 13 var mı? Yok. Ondan sonra yani farkı 2 olandan sonra arkadaşlar aritmetik 5'li dizi oluşturulamıyor. Burada 8 tane var. Burada 4 tane var. Toplam kaç tane olur? 12 tane olmuş olur arkadaşlar. Evet. Gelelim şu soruya. Aşağıda birbirlerinin alt kümeleri olan boş kümeden farklı en tane Kümenin 5 tanesi verilmiş. Ha. Bu en kümeden herhangi eleman sayısı birbirine eşit değil. Bu en kümenin eleman sayılarının toplamı en az 36 en kaçtır? Şimdi en az dediğine göre A'yı ben kaçtan başlayayım? En az olması için toplam. Birden. Değil mi? Birden başlayayım. A'dan arkadaşlar. 2. Ondan B2. C3 alayım. Nokta nokta. E, sonuncusunu bilmiyorum. Eşittir toplamı kaç? 36 n çarpı n artı 1 bölü 2 eşittir 36. n çarpı n artı 1 eşittir 72. 8 verirsem bakın 9 kere 8 72 oldu. n eşittir kaç çıktı buradan? 8. Demek ki 8 olacakmış arkadaşlar. Tamam mı? Gelelim bu sorumuza. Aşağıda sarı, yeşil, mavi kareler etrafında dizilmiş karelerden oluşmuş düzenekte sarı kare a, yeşil kare b, mavi kare c kümesini göstermektedir. Renkli karelerin etrafındaki birim karelere renkli karedeki kümenin boş kümeden farklı elemanları birer kez yazılmaktadır. Ee, bakın bir daha okuyorum. Renkli karelerin etrafındaki birim karelere renkli karedeki kümenin boş kümeden farklı elemanları arkadaşlar birer kez yazılıyor. Birim karelerin tamamı dolmak zorunda değildir. Ha, burası önemli. Olmak zorunda değildir. Evet. Kümelerin ortak elemanları ortak birim karelere yazılmak zorunda olduğuna göre ortak elemanlar ortak birim yok. Şimdi diyor. A kümesi diyelim ki 1, 2, 3, 4, 5. Tamam mı? C kümesi demiş 1, 3, 7, A, B olabilir. Şimdi aynı C'nin ortak nedir? Bir elemanı yok mu? Ortak bir elemanı var değil mi? E, bakıyorum fakat burada ortak bir 1 var. Bir de ne var? 3 var. Ee, ortak burada kaç var? 2 eleman var. Buradaki ama biz ne olmasını istiyoruz? Bir tane. O yüzden bu nedir? Yanlıştır. B fark C 12 olabilir demiş. B fark C 12. Şimdi B ile C'nin ortak elemanları neler? Burası değil mi? Şu iki tane değil mi? B ve C ortak iki kare var. Tamam mı? Ortak iki kare var. Ee, ne diyor? B'den C'yi çıkar. E, B'nin tamamı, buranın tamamı kaç arkadaşlar? 12. Değil mi? E, C'yi çıkardığın zaman e, geriye ne kalır arkadaşlar? Şuradaki ortak iki elemanı çıkarıyorsun. Değil mi? E ne oluyor? 10. Yani burada en fazla 10 olabilir arkadaşlar. En fazla, en fazla. Bakın en fazla. Bütün karelere yazma zorunluluğum yok ya. Yani ki burada 8 kare de yazmış olabilir ama en fazla olabileceği 10. Burada ne demiş? 12 olabilir. Bu da yanlış. Gelelim üçüncüsüne. Bize demiş ki A kümesi 1, 3, şey B kümesi 1, 3, 4, 7, 10, 12. Burayı müsaadenizle siliyorum. Ne de olsa geri sarıp bakabilirsiniz. B kümesi 1, 3, 4, 7, 10, 12. C kümesi 1, 4, 9, 10, 11, 13. Şimdi B ile C'nin ortak elemanı kaç taneydi? 2 taneydi değil mi? E şimdi bakıyorum burada ortak eleman 1. Başka ne var? atlıyorum. 4. Evet. Dörtler ortak. ve ortak eleman 2 oldu mu? Oldu. E o zaman bu olabilir mi? Olabilir. Değil mi? Yani burada ortak eleman ne olur? İkisinin 1 atıyorum şu ortak elemanı. Şurada ne olur? 1 ile 4 olur. Geriye 3, 7, 10, 12 kalır. Buraya ne? 3, 7, 10, 12 yazabilirsin. Hepsi de olmak zorunda değildi. Soruda öyle diyordu. Üçüncüsü nedir? Yalnız üçüncüsü doğrudur diyor. Gelelim bu sorumuza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B birleşim C eşittir A kümesi demiş. Tamam mı? B birleşim C A kümesine eşit. Tamam. B C boş küme. Hmm. Hmm. Tamam. C kümesinin elemanlarının çarpımı B kümesinin elemanlarının çarpımına oranı tam sayı değeri en az kaç olabilir? Tam sayı değeri. Şimdi bakın. E şimdi B ile C'yi oluşturayım ben. Değil mi? B. Bir de neyi oluşturuyorum? C'yi. B ile C neden oluşacak? Bunun A'nın içinden oluşacak. Şimdi ben C'nin demiş. C'de neyi alayım? A, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. B'de neyi alayım arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. Tamam mı? E 5 çarpı 6 çarpı 7 çarpı 8'in. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4'e oranı. Şimdi hocam ne diye böyle yazdın sen diyebilirsin. Ee, daha farklı yazamaz mısın? Arkadaşlar bakın sonucun tam sayı olması isteniyor. Tutup sen 7'yi B'ye yazabilir misin? 7'yi B'ye yazarsan tam bölünmez. E tutup sen arkadaşlar burada 5'i yazabilir misin buraya? 5'i yazamazsın değil mi? Yani atıyorum şöyle diyelim. Yani C'yi ne aldım? Arkadaşlar C'yi. Diyelim ki bir de B'yi yazayım sizlere. E, ee, B'nin içerisine neyi aldım diyeyim. 5 ile 7'yi aldım. B'nin içerisine. Tamam mı? B'nin içerisine. E, 5 ile 7'yi aldın. 6 ile 8 buraya kaldı değil mi? 6 ile 8. E şimdi sen bunları çarptığın zaman şu iki eleman önemli değil. Çarptın ve birbirine böldün. Bölünür mü birbirine? Bu bölünmez. O yüzden arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Bir kere 5 ile 7'yi Kesinlikle yukarıya yazıyoruz şu 5 ile 7'yi yazıyoruz arkadaşlar tamam mı? E zaten 6 ile 8'i de tutup arkadaşlar aşağıya yazamazsınız. 6 ile 8'i aşağı yazarsanız bunlardan ikisini de yukarıya yazmak zorundasınız ki yine ne yapmaz arkadaşlar? Tam bölünmez. Tamam mı arkadaşlar? Evet tam bölünmez. Ondan dolayıdır ki biz bunu ne yaptık? Bu şekilde bölme şeklinde yaptık. Şurada. Şurada arkadaşlar. 4, 2, 8 sadeleşir. 3 ile bu sadeleşir. 2, 2 kere 5, 10. Ne oldu burada cevabımız? 70 çıktı. Gelelim bu soruna. Matematik, fizik, kimya dersen başarılı, başarısız. Öğrenciler burada bir sınıfta. Öğrencilerin tamamı matematikten başarılıdır. Yani kısacası şöyle arkadaşlar. Matematik evrensel kümeymiş. Hepsi başarılı olduğu için. Kimyadan başarılı olduğundan fizikten başarılı olmamış. Yani bunlar da ayrı kimya ile fizik birbirinden ayrı. Yalnız bir dersten başarılı olan şuraya A diyeyim, buraya B diyeyim, buraya C. Yalnız bir dersten başarılı olan o zaman C değil mi arkadaşlar? C eşittir kaçmış? 15. Fizikten başarılı olmayan, yani olmayan, fizikten başarılı olmayan ne? A ile C'nin toplamı. A ile C'nin toplamı kaç? 17. Kimyadan başarılı olmayan, kimyadan başarılı olmayan o da B ile C değil mi? B ile C'nin toplamı kaçtır? 20. Bize demiş ki yalnız iki dersten. He, o zaman A artı B değil mi? Buradaki A hem kimyadan hem matematikten. Buradaki fizik meselesi hem B yani. B hem fizikten hem de matematikten başarılı. Bize bunu sormuş. E götürüp ben burada arkadaşlar. C yerine kaç yazıyorum? 15 yazıyorum. Attım A kaç çıktı? 2. Bunu da attım. B kaç çıktı? 5. Değil mi? Ve 5 ile neyi topladım? 2. 5 ile 2'nin toplamı kaç etti? 7. Evet. Gelelim bu sorumuza. Ne demiş? ABC B, kümeleri birleşimini gösteren Venn şeması şekildeki gibi gösterilmiş. Demiş ki hangileri verilen Venn şeması 3 renk boyanmıştır. Bunlardan hangileri 3 renge boyanmıştır. Birincisine bakalım arkadaşlar. A birleşim B. A birleşim B nedir? A birleşim B buranın tamamı değil mi? Neyi at diyor içinde? Neyi atıyorum içinden arkadaşlar? C'yi atıyorum. En geriye ne kalıyor arkadaşlar? Geriye kalan neresi? Şurası olmaz mı? Şurası şöyle. Şu şekilde göstermiş olayım. Burası değil mi? E üç tane renk yok mu burada? Şu bir, 2, 3 tane renk oldu değil mi? Birincisi o zaman doğru. İkinciye bakıyorum arkadaşlar. Hemen bunu siliyorum. Ne de olsa geri alma imkanınız var. Sildim. İkinciye bakıyorum şimdi. Değerli arkadaşlar B birleşim C. E, B ile C'nin birleşimi şuranın tamamı. Kesişim A. E, A ile kesiştir diyor bunu. Bununla kesiştir. Bununla şuranın kesişimi bakın. E bununla buranın kesişimi Şurası değil midir şu orta taraf? E bu da tek renk. Yani turuncu değil mi? Tek renk. Ha, turuncu. Üç renk oldu mu? Hayır. Bu gitti. Sonra geliyorum arkadaşlar. Geliyorum. Üçüncüsüne. B fark A. B fark A. B'den neyi çıkar? A'yı. E, ee, çıkarırsa neresi oldu? Ben rengini şöyle alayım. Şurası oldu değil mi? Şuranın tamamı. B'den A'yı çıkardığın zaman şu yeşille taradığım yer oldu. Birleşince C. Ha, C ile de birleştir burası. E 1, 2, 3. Yani o şu en sağdaki ortadaki bir de kırmızı değil mi? Pembe diyelim buna hadi. Pembe, C'deki pembe, ortadaki mavi, kırmızı. 3 renk oldu burada da. Cevabımız ne? 1 ile 3 diyoruz. Celal'ım bu sorumuza. Evet. Şimdi bakalım ne demiş. C kesi ayrı A ve B Ayrık olmayan iki küme. Bu bir. C kesişim A birleşim B. A birleşim B'ye eşit. Ha. Şimdi o zaman bir tane C aldım şöyle dışarıda. A ile de B'yi aldım. Tamam mı? Şurada. A ile B'nin birleşimiyle C'yi kesiştirdiğin zaman yine A ile B olmaz mı? Doğru olur. A ve B'nin birleşiminde 1, 2, 3, 4 müymüş? Evet öyleymiş. Şimdi gelelim şu ikisine. Demiş ki C kesişim A'nın tümleyeni. C kesişim. A'nın tümleyeni. Şimdi C ile C komple oluyor değil mi? Bak şunu alayım işte. Böyle tamamı C ile arkadaşlar neyi kesiştiriyorum? C ile A'nın tümleyenini kesiştiriyorum. Bak hemen rengimizi değiştirelim. A'nın tümleyenin neresi oluyor? A'nın dışı yani şurası değil mi? A'nın tümleyeni kesiştirdim. Burayı kesiştiriyorum arkadaşlar. A'nın tümleyeninin kesişimi neymiş burada? Bak A'nın kesiminin tümleyeni 4, 5, 6, 7 imiş. Yani bir de şu çok önemli. A birleşim B'ye ne? 4. Ha bu ikisinde ortak olan ne var? 4. Demek ki 4 nereye geliyor? Şuraya. He, çok güzel. E 1, 2, 3, 4 de bu kümenin içerisine geliyor. E demek ki 5 6, 7 de bu dışarıya geliyor. Tamam mı? Bize i̇şte B fark A'yı sormuş. E zaten B fark bu 4 değil mi arkadaşlar? Buradaki 4'tür değil mi? B fark buradaki 4'tür diyoruz. Hemen bu soruya gelelim. Aşağıda bir matematik öğretmeni kümelerle ilgili soracağı bir sorunun bilgilerinin gizlediği bulmaca var. Bulmaca içerisinde birden 16'ya kadar olan doğal sayılar her kareye bir tane gelecek şekilde yerleştirilmiş. Bulmacada siyah noktanın çevresindeki 4 karenin toplamı bu dört karenin toplamı A kümesinin eleman sayısını veriyor. Yani burası ne veriyormuş? S A'yı veriyormuş arkadaşlar. Topladığın zaman 45 eder. Sonra kırmızı noktanın çevresindeki dört karenin toplamı B kümesinin eleman sayısını. Yani şu kırmızı burası değil mi? Kırmızı nokta burası. Bunun çevresinin toplamı 20, 23 daha 43. S B burada kaç çıktı arkadaşlar? 43. Ve mavi noktasının Mavi noktanın çevresindeki 4 karenin toplamı da e, mavi noktada neresi şurası değil mi? Bunun çevresinin toplamı da bize neyi veriyor? A kesişim B'nin eleman sayısını veriyor. Değil mi? Burada ne var? 4. 6 daha kaç eder? 10 eder değil mi? 4 6 daha 10. Burası da 10'muş. olmuş. A birleşiminin eleman sayısı en fazla kaçtır demiş. E A birleşim B'nin eleman sayısı nedir arkadaşlar burada? Hemen SA, SA ne? 45. Artı SP. O da 43. Eksi ikisinin kesişimini çıkarıyorum arkadaşlar. E burayı topladığınız zaman kaç eder? 88. E bu 10 çıkarsa 78 çıkmış olur. Evet. Kümelerle ilgili sizlere arkadaşlar yine yeteri kadar soru çözdüğümüze inanıyorum. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Rica ediyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.